Merhaba arkadaşlar bu videomuzda kimyasal türler arası etkileşimler bölümüne ait 5. testi çözeceğiz diyor aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlıştır evet bunu elektron dizilimini yaparsak 2'ye 6'dır yani 6 noktası var ve ne yapacak soygaza tamamlaması için 2 ile bağ yapacak doğru mudur evet bu gösterim doğrudur buraya geldiğimizde karbondioksit demiş bunu dağıtırsak 2'ye 4 karbon 4 bağ yapacak oksijenlerse ne yapacak 6 tane değerlik elektron olması lazım o zaman bu gösterim yanlıştır B şıkkıdır arkadaşlar bu Evet buraya geldiğimizde florin yine elektron dizilimini yaparsak 2'ye 7 florun ne olacak arasında tekli bağ olacak ve toplam 7 elektron olacak doğrudan yine az önce gördük karbonun bir tane not yani 4 tane noktası var hidrojen de bir tane noktası olacak bunlar arasında ne olacak bu şekilde bağ oluşacak. Doğru mudur? Doğru gösterme. Yine suyun gösterimi bu şekildedir. Doğrudur. B şıkkında şuradaki oksijenlerin elektron çiftlerini koymamışlar arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin merkez atomu oktetini tamamlamamıştır diyor. Evet. Şimdi şunu yaparsak bakın arkadaşlar. Kükür 2,8,6'dır. Hidrojenler bağlandığında şöyle oluyor. Ve nedir bu adam? oktitinin tamamları yine metan etrafında dört tane hidrojen var. 4 bağ yaptığı için kendini oktete tamamlamış oluyor. Şu bileşiği çizdiğimizde bu yine karbon 4 bağ yaptığı için oktete tamamlamış oluyor. Amonya çizdiğimizde şu şekilde zaten 5 noktası var. Üç tane hidrojenle ortaklaşa kullanacak olacak. Berilyumu çizdiğimizde bakın berilyum gördüğünüz gibi oktete tamamlanma şansı yoktur arkadaşlar. Evet üçüncü soruya baktığımızda karbon ve klor elementlerinden oluşan karbon tetraklorun molekülü için hangileri doğrudur diyor. Evet şimdi karbonun elektron dizilimi 2'ye 4 klorun kimse 2 8 7 Evet ne olacak karbonla klor etra şöyle 4 tane klor bağladık tekli bağ olacak ve klorların biliyorsunuz toplam 7 elektron olması gerekiyor şu şekilde olur yani bir ikinci yargıya baktığımızda klorların etrafındaki noktaları koymamışlar. Yani bu ifade yanlıştır. Karbon tetraklor molekülleri elektron ortaklaşmasıyla oluşur. Evet bu 2 2'ye 4 bu an Bu da an metaldir. An ametal arasında elektron ortaklığıyla oluşan bağ zaten kovalent bağ da diyoruz. Doğru mudur? Bu ifade doğrudur. Molekülde elektron yoğunluğu karbon atomu üzerinde toplanır diyor. Biliyorsunuz ki elektron negatifli klorun karbondan daha büyüktür. Onun için klorlar burada eksi bir değerlik alacak. Karbonsa burada ne olacak? Artı 4 değerli kalacak. Bu ifadede yanlıştır. Cevap yalnız biridir arkadaşlar. Aşağıda bazı maddeler ve karşılığında içerdikleri kimyasal bağ türleri verilmiştir diyor. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ifadesi kullanılmış. Evet şöyle yaparsak bakın azot azot arasında ne olacak? Oluşan bağ apolar kovalent. Doğru da hidrojenle flor arasında ne oluşacak? polar kovalent olacak yine hidrojen sülfür yani sonuçta nedir farklı ametaller arasında bağ kuruluyorsa bunlar polardır aynı ametaller arasında kuruluyorsa apolardır burada yine metal ametal var iyonik bağ bakın burada yine bağlara baktığımızda bağ türü olarak söylüyor nedir buradaki bağların her biri karbon ve hidrojen arasında olduğu için yine buradaki bağlar nasıl bir bağdır polar kovalent bağdır molekülün tamamı apolardır ama bağ türü dediği için biz niye bakıyoruz? Bağları önemsiyoruz. Burada arkadaşlar cevap E şıkkıdır. Beşinci soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki moleküllerden yani hangilerinde molekül içi bağlar polar? Molekül ise apolardır diyor arkadaşlar. E şimdi bu molekülü çizdiğimizde karbondioksit şu şekilde olur. Bu taraftan oksijen, bu taraftan oksijen eşit güçle çekiyor. Evet bağlar polar mıdır? Bu polar sonuçta farklı ametreler arasında kuruluyor. Molekülün tamamı ise apolar mıdır? Apolardır. Bu da olur. Şimdi buraya geldiğimizde ikinci de bu adamı çizdiğimizde şöyle oluyor. Evet buradaki hem bağlar apolar hem de molekül apolar. Bu olmaz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde yine şurada şöyle bir grup var ve karbon etrafında dört tane şey 3 tane de hidrojen var. Yine bakın dikkat ederseniz burada bağlar polar mı polar. Ama molekül nasıl derseniz molekül de polardır. Onun için bu da olmaz. Metanı çizdiğimizde Evet bakın her bir bağ polar ve molekülün tamamı yani bu karbon her taraftan eşit çekildiği için apolar mıdır? Apolardır. O zaman cevap 1 ve 4'tür arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda diyor ki X atomu klor atomuyla bu şekilde apolar olan XCl3 molekülünü oluşturuyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Bakın X şöyle yaparsak klorla apolarsa böyle birbirinden en uzak olacak şekilde 120 derecelik açıyla dağılacak. Yani şu şu şekil doğru mudur? Doğrudur. Yani klorun etrafında 7 nokt olacak bu ifade. Doğru bir çizimdir. X5A grubundadır. bakın X'in etrafında 1, 2, 3 tane değerlik elektronu var. Bu adam hangi gruptadır dersek 3A grubundadır. O zaman 1 yanlıştır. X3 bileşinde X, X atomu oktetini tamamlamıştır diyor. Bakın X burada oktetini tamamlamış mıdır? Hayır 2. 4 elektronu var. Bu adam oktetini tamamlamamıştır. Yine bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Hangileri yanlıştır dediği için 1 ve 3'tür arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımızda diyor ki X atomu flor atomu ile arasında oluşan polar xf 2 molekülü ile ilgili. Şimdi o zaman şöyle oluşacak. Bakın şu şekilde oluşur. Yani şöyle oluşsaydı bu apolar olurdu. Yani florlar böyle birbirinden en uzak 180 derecelik açıyla dağılsaydı. Ama şurada dikkat ederseniz polar diyor o zaman bizim oluşacak bileşiğimizden. Şekli budur. X atomu periyodik sistemin 6A grubunda bulunur diyor. Evet doğru mudur? Bakın X'in 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerli elektron var 6A grubunda da doğrudur. XF2 bileşiği suda iyi çözünür diyor. Evet polar olduğu için suda polar olduğu için polar polar da iyi çözünür doğrudur. XF2 molekülünün elektron nokta yapısı evet bu şekilde çiziyoruz. Yani ben kırık doğru şeklinde çizdim ama bu şekilde de Lewis nokta yapısı gösterilebilir. Şurada bir bağ var, şurada bir bağ var. X'in üzerinde 4 tane elektron var. Florlarda da toplam 6 tane de boşta olacak. 7 elektron var doğru mudur? Doğru. XF2 molekülünde yük dağılımı diyor ki X eksi yüklüdür. Florlarsa artı yüklüdür. Biliyorsunuz ki flor en elektronegatif atomdur. Eksi kimseye kaptırır mı? Hayır kaptıramaz o zaman şu şekilde olması gerekirdi. Molekül içi bağlar polardır. Evet sonuçta bağın bir ucunda flor var bir ucunda x var. Yani aynı durum burada da söz konusu nedir bu molekül içi bağlar polardır arkadaşlar. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde elektron yoğunluğu atomlar tarafından eşit olarak paylaşılır? Yani bunun anlamı hangisi apolardır demek yükle elektron yoğunluğu eşitse. Evet şu da gördüğümüz bir bakın ne olacak burada apolar bir molekül var. Sonuçta bu yük ikisi taraf, iki tarafta da azot olduğu için elektronlar eşit olarak çekilecektir. Diğerlerinin hepsi polar özelliktedir arkadaşlar. X, Y ve Z elementleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgilerle buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X'in atom numarası ikinci periyot soygazinkinden 3 fazla, Y'ninkin ise 1 eksiktir. Şimdi x'in atom numarası ikinci periyot şurada olsa soy gazınkinden 3 fazla o zaman 3. periyoda geçiyoruz. 3 fazla dediği için 1a, 2a, 3a şuralı da. o zaman x. 3. periyot 3a'ya geldi. Y'ninkine 1 eksik dediği için y'de o zaman 2. periyot 7a'dadır. O zaman şöyle diyeyim x 3. periyot 3a'ya denk geldi. Y ise 2. periyot 7a'ya denk geldi. Z'nin proton sayısı 3 periyot soy gazınkinden 2 eksidir. Yani 3. periyottaki soy gaz buradaysa 2 eksik olursa o zaman Z'de 3. periyot soy gazdan 2 geriye gelirsek 6A grubudur. X ve Z aynı periyottadır diyor. X ve Z aynı periyotta oldu mu? X 3. periyot, Z de 3. periyot doğru. X ve Y iyonik bağlı X, Y3 bileşiğini oluşturur. Şimdi X 3. periyot 3A grubunda doğru artı 3 değerli kalır. Y ise 7, 7A 7 grubunda eksi bir değerlik alır. O zaman çaprazlarsak X, y, 3 bileşiği oluşur. Doğru. Z ve Y'nin oluşturduğu molekül apolardır. Molekül kavramı kimler için kullanıyoruz? Kovalent bağlı bileşikler için kullanıyoruz. Peki apolar mıdır? Polar mıdır? Dersek Z bakın. 6A'da Y ise 7A'da şöyle bir bileşik oluşur. Sonuçta merkez atomun üstünde elektron çifti kaldıysa bu molekül nasıl bir moleküldür? Polar bir moleküldür ne yapacak? Çünkü bu elektronlar bu bağları aşağıya doğru itekleyecek ve burada bir yük dengesizliği oluşacaktır. O zaman bu molekül polardır. C şıkkı yanlıştır. Elektronegatifliği en yüksek olan element yedir. zaten bu adam flora denk geliyor. Zaten halojenlerin biliyorsunuz ki elektronegatifliği en yüksektir. Doğru X metal, et evet, 3A'da 1 metal, diğerleri ise 6 ve 7 da metaldir. Doğrudur arkadaşlar. Evet 10. soruya baktığımızda diyor ki XY2 bileşiği iyonik. O zaman biri metal, biri ametal olacak. ZY3 bileşiği ise kovalent. O zaman bu da ametal, bu da ametal. Bunun ametal olduğunu öğrendiysek X de metaldir. X, Y, Z 3. periyot elementleri olduğuna göre hangileri doğrudur? X, metal, Y ve Z ametaldir. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. X ile Z aralarında X, 3, Z, 2 iyonik bileşiğini oluşturabilir. Evet bakın x burada artı 2 değerlik almış. Bu adamsa burada nedir? Şimdi bu adam eksi 1 değerlik alsa bu adam artı 3 alsa yani artı 3 değerlik alıyorsa e, şöyle de diyebiliriz bu adam artı 5 ile eksi 3 arasında değerlik alan bir element de olabilir. Yani yerini tam biliyor muyuz bilmiyoruz. Yani bu adam diyelim ki burada sonuçta z eksi 3 değerlik alırsa şu şuraya 3 şu şuraya nedir? İki gönderebilir zaten oluşabilir diyor. Et evet, ametaller değişken değerlikler alabiliyorlar. Z ile üç bileşinde molekül içi bağlar pol, apolarda diyor. Şimdi Z ile Y arasında oluşan bağları düşünürsek sonuçta bir tarafında Z var bir tarafında Y var. Farklı A metaller arasında oluştuğu için bu moleküller polardır. Y elementi serbest halde diatomiktir. Evet biliyorsunuz ki ametaller doğada ne? Yani serbest halde nedir? Diatomik halde bulunur. Yine doğru bir ifadedir arkadaşlar. Evet 11. soruya baktığımızda yukarıdaki moleküllerden kaç tanesi molekül içi hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. Bakın bu molekülü çizersek buradaki bağların tamamı polar sonuçta farklı metaller arasında kuruluyor. Şunu çizersek bakın şuradaki bağlar polar şuradaki bağlar apolar bu oldu mu oldu. Karbondioksit'i çizersek noktalarını çizmiyorum. Çünkü burada kullanmayacağız. Sadece bağları çiziyorum. Evet bu hem buradaki bağlar hem buradaki bağlar polar yine olmadı. Evet buraya geldik oksijen oksijen arasında. Buradaki bağlar yine nedir? Apolardır. Polar ve apolar birlikte olmasını istiyor. Bu da olmadı. Etil alkolü çizersek. Evet şöyle olsun. Bakın şu bağ, şu bağ, şu bağ. Yani şunlar farklı ametiller arasında oluşturduğu polardır. Şurada bakın karbon, karbon arasında oluşan bağ da apolardır. O zaman bu da oldu. İki tanesi oldu arkadaşlar. Evet 12. soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki X, Y molekülünün oluşumu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda diyor ki, yukarıda x y 2 x molekülün oluşumu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın şunu söylerim y'nin bir tane bu elektron bir y'ye aitse diğeri de buna aittir. x'in o zaman kaç tane elektronu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman şöyle bir bileşik oluşur. Sadece Lewis nokta yapısını çizersek merkez atomun üstünde şöyle olur. Y'ler de böyle oluşur. Bu adam polardır. Evet merkez atomun üstünde elektron çifti varsa bu adam polar mıdır? Polardır. Ba elektronlarına sahip çıkma eğilimi x büyüktür y'dir diyor. Evet y bakın 6a grubunda bu adamsa zaten bir elektronu var. Hidrojendir 1a grubunda. Biliyorsunuz ki 6a'daki oksijene elektronlara sahip çıkma eğilimi daha büyüktür. Zaten bu adam eksi değerlik alacak. Bu adamlarda ne olacak? Artı değerlik alacak. Elektronların molekül üzerindeki yoğunluğu x atomuna doğrudur. Evet bakın bu adam eksi değerli kalacak. Çünkü elektronları bu daha fazla çekiyor. Yine doğru bir ifade midir? Doğru bir ifadedir. Y atomunun oktetini x atomu dubletini tamamlamıştır. Tam tersi olması gerekiyor. Çünkü bakın y'ler ne yapıyor? Kendini ikiye tamamlıyor. Y atomları dubletini x atomu ise oktetini tamamlamış olması lazım. Molekül içi bağlar polardır. Evet sonuçta bir tarafında y var bir tarafında x var. Bu bağlar nasıl dersek polar özelliktedir yine doğru bir ifade. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.